galiba artık havalar sonunda birazcık kışa doğru dönmeye başladı. Öyle olunca benim de karnım dönmeye başlıyor. Böyle güzel işte çorbalar, tencere yemekleri istiyor canım, bir şeyler kokurdasın, soğanlar, sebzeler, etler hepsi bir araya gelsin. Ben çok sevmeme rağmen böyle yemekleri pek pratik olmuyor benim için. Çünkü tencereyi biliyorsunuz, tencere yemeklerini. Tencereyi alıp ben çok fırın kullanıyorum. Fırına atamıyoruz. Kenarındaki işte ağzındaki, kapağındaki plastik parçalar eriyor. Bugün Sefer İncenyo'yla yapacağım bunu. Bunun güzelliği tabii ki bu tavayı hem ocakta kullanıp, ondan sonra ocakta kullanırken bu kolunu kullanıp, ondan sonra işimiz bittikten sonra fırına koyarken bu şeyi, kolu çıkartabilmemiz benim için aşırı pratik bir şey oluyor. Ben bu tarifi dün denedim, bayıldım. Bugün de size yapacağım. Kuzu kol kullanacağım ben. Güzel kemikli bir etle, ilik suyunda, bütün sebzelerle güzel böyle tam olarak 1,5 saatte pişecek. Fırında bir güveç yapacağız. Hiç uzatmadan başlıyorum. Tamam, güzel böyle bir iki çorba kaşığı zeytinyağı koydum. Ben bunu böyle iki kişilik yapacağım. İstediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Burada parçalı büyük büyük kuzu kollarım var. Bunun üzerine şimdi bolca bunun en önemli bence taktiklerinden bir tanesi bol baharat koymak. Bir çay kaşığı tuzumu veriyorum. Kimyonum var. Yarım çay kaşığı. Çok koyduğunuz zaman kimyon ne yazık ki bütün tadı, yani bütün böyle yemeğin sarı oluyor. Ben onu hiç sevmiyorum. Şöyle iki çay kaşığı kekik. Rezene tohumu. Benim çok sevdiğim bir baharat. Şöyle bir şey. Kokusu böyle, kendi has bir kokusu var. Bundan da bir tatlı kaşığı gibi. Biraz dövüyorum. Aynı zamanda içerisine şişiş tohumum var. Çok az kaldı çünkü dün akşam hepsini bolca kullandım. Siz bir tatlı kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Dövdüm, bunu da attım. Pul biber, baboz. Gerçek acı. Hem toz karabiber koyacağım ben. Bir çay kaşığı. Hem de taze çekilmiş. Bir de son olarak iki çay kaşığı da toz biber koydum. Bunu alıyorum ve ateşe alıyorum. Böyle orta ateş, fazla yapmayın ki bu böyle birazcık pişecek. Bunu mühürleyeceğiz ve aynı zamanda baharatların tadını çıkartacağız. Böyle yaydım. Bunlar şimdi birazcık cızırlayacaklar. Ben de o arada sebzelerimi ayarlayacağım. Bunun için bu arada her şey, aslında her sebzeyi kullanabilirsiniz. Ben bugün patates kullanacağım. Mesela dün patlıcan kullanmıştım. Bugün elimde kalmadı. O yüzden çıkartacağım. Zaten 2 saat pişeceğim için. Yani ne koysanız böyle inanılmaz birbirlerinin içine eriyerek müthiş lezzetli bir şey oluyor. Mesela kereviz yaprağı. Kereviz sapı çok güzel oluyor buna. Ama yok. Mantar koyabilirsiniz. 2 orta boy diyelim patates. Tek yapmanız gereken bence bütün sebzeleri eşit boylarda yapabildiğiniz kadar. Güzelce doğrayalım. Kesinlikle. Ben domatesin kabuklarını ayıklayacak vakte sahip bir insan değilim. O sabra da sahip değilim. Yemeğimde gelip yemek yerseniz her zaman kabuklu olacaktır. Etlerim mühürlendi. Çok zaten pişirmesi de 1,5 saat fırında olacağı için çok bir hani pembeli falan bunlar sorun değil bizim için. İstediğimiz sadece üzerindeki bu karamelizasyon. Yine bir zeytinyağı. Yani iyi oturtursanız eğer
kenarlarına bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle koydum. Ben şöyle de folyum alıyorum. Dikkat ederek elimi yapmamak için folyumu yerine kapatıyorum. Zaman. İçi çok güzel. Buna biraz sade bulgur pilavı da çok iyi olur. Ama sade, şehriyeli. Sadece sade, hiç böyle içine bir şey koymayacağım. Dünkü güzel olmuştu, bugünkü daha da güzel olmuş. Nasıl oldu bilmiyorum. O kadar güzel ağzına dağılıyor. Biber çok yakışmış. Ben dünküne rende domates koymuştum bayağı bir. Bence o fazla bile gelmiş. Yani şimdi çok daha iyi olmuş. Bu içerisinde ya bunun hepsini yerim ki. Müthiş. Müthiş. Yani belki tek başına da yiyebilirsiniz. Sağlıklı bir alternatif olarak ya da yanına hak ettiği gibi bir böyle buhar üzerinde tereyağlı bir pilav ya da bulgur pilavıyla yapıştırabilirsiniz. Ya da sadece güzel kızarmış. Tam tadlı bir ekmek. Müthiş. Bakın burada da o içine attığım tam olarak sarımsak var. Onu böyle... Pişiremeyeceğim. Gerçekten pişiremeyeceğim. Çok iyi. Kesin deneyim. İstediğiniz gibi yapın. İstediğiniz sebzeyi... 1,5 saatte başında durmadığınız bir yemek olarak düşünürseniz gerçekten müthiş bence. Güzeldi. Her şey attık içine yapıştırdık, götürdük. Tam bir azet poğaça, çok tat. Tam bir kış yemeği. Tefal'le tariflerimiz devam edecek. Afiyet olsun. Görüşürüz.